İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerin 1 Kasım'a kadar boşaltılması için ihtarname göndermişti. Fakat tekneler hala boşaltılmadı ve çalışmaya devam ediyorlar. Sürecin henüz tamamlanmadığını belirten Tarihi Eminönü Balık Ekmek Turizmi Kooperatifi Başkanı ve 3 nolu teknenin sahibi Arif Hikmet İlke, bu olayın teknecilere büyük bir mağduriyet yaşatacağını söyledi. Bu yargı sürecinin başlangıcı esasında. Süreç şöyle işliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kiracısı olduğunuzda tahliye edilmek için kolluk gücü olan kaymakamlık onu ifade ettiği için kolluk gücünü emniyete ve kaymakamlığa yazıyor. Kaymakamlık vicdan olarak geliyor burada hukuksal olarak bir işletmede bir ek süre veriyor size. Bir gün ila üç gün arasında oluyor herhalde bildiğim kadarıyla. Biz tahliye yazısını aldıktan sonra zaten kooperatifimize bağlı 3 tekne farklı 3 avukatla müracaatta bulunmuş. Her tekne avukatları farklı çünkü kooperatifimizin içerisinde 1 nolu, 2 nolu, 3 nolu tekne olarak 3 farklı işletme var. Bu işletmelerin avukatlarımızla dilekçelerimizi vermiştik. Çünkü çok ciddi bir mağduriyetimiz söz konusu. Burası sıradan bir meslek, bir seyyar satıcı değil. Ciddi bir fabrika gibi gayrisi mühendisliğe çalışan, gıda mühendisleriyle çalışan ciddi bir kuruluşuz biz. 50 yakın çalışanımız var. Şimdi içeride böyle olduğu için takdir edersiniz ki balık stoklarımız var. İçeride ciddi stoklarımız var, mal birikimlerimiz var. Bununla ilgili ciddi bir mağduriyetimiz söz konusuydu. Ve başvurusu üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi teknelerden biri için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karardan memnuniyet duyduklarını belirten İlke, diğer iki tekne için de benzer kararı beklediklerini söyledi. Bugün itibariyle çok sevinçliyiz. En azından belli bir süre zaman kazandık. Bu zaman nedir, ne değildir? Bunu avukatlarımız açıklama yapar. Ben sizi yanıltmak istemiyorum. Özellikle herhalde önümüzdeki günlerde iki teknenin de arkadaşlarımızın da ben bu arada 3 nolu tekne Barbaros'un sahibiyim ayrıca. Arkadaşlarımız adına da inşallah dua ediyoruz. Bu kararın çıkacağına inanıyoruz. Emsal karar olacak diye umuyorum. Akıttığımız ter emeklerimiz boşa gitmesin diyen ilke yapılacak herhangi bir düzenleme için de her türlü diyaloğa açık olduklarını belirtti. Burası sıradan seyyar satıcı falan değil. Burada yapılan bütün çalışmaları biz bugüne kadar devletin birimleriyle hatta kolluk güçlerimiz dahil buna çevre düzenlemesi, bakanlıklar dahil yani bizle ilgilenen Turizm Bakanlığı ile ilgili bile ortak çalışmalar yaparak burada yapılacak bütün çalışmaları biz çünkü buraya kendinize gayet bir şey koyamazsınız. Çevre düzenlemesi veya uygulaması varsa biz buna razı ama burayı sıradan işi bilmeyen, ehil olan insanlara veremezsiniz. Burasını kültür haline getiren, emek haline getiren bir aile var. Burada biz terimizi akıttık, burada emeğimizi akıttık. Biz emekçi insanlarız. Burayla ilgili bir düzenleme yapılacaksa, burayla ilgili bir uygulama yapılacaksa biz bu uygulamanın tam merkezinde olmalıyız. Biz her türlü diyalog kapısı da diyaloğa açığız. Büyükşehir Belediyesi ise boşaltılacak alanda yeni bir çevre düzenlemesi yapmayı planlıyor. Diğer tekne sahipleri de balık ekmek tekneleri için mahkemeden çıkacak olumlu sonucu bekliyor. 2007'den bu yana sözleşmeleri süren tekne sahipleri belediyeye yıllık 900 bin lira ödeme yapıyordu. 3 teknede toplam 150 kişi çalışıyor.